uçan otomobil yapma fikri uzun zamandır insanoğlunun zihnini kurcaladı ve her zaman da cezbedici oldu. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında ilk kez gündeme gelen, hem karada hem de havada gidebilen ve hayatımıza girmeye aday araç modelleri özellikle son yıllarda açıklanmaya başladı. Son yıllarda gündemden düşmeyen projelerle uçan otomobillerin bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz bir figür olmaktan çıkacağının da işareti verilmeye başladı. Daha önce programımızda yer verdiğimiz uçan otomobillerden Icon A5 ilk müşterisine teslim edilmişken şimdi de gözler uçan motosikletin gökyüzüyle buluşmasına çevrildi. Uçan otomobil çalışmaları aslında havacılık tarihinde oldukça eskiye gidiyor. İlk olarak Henry Ford mühendislerine bir uçan otomobil tasarlatıyor ve bu araçla 1926 yılında kazayla sonuçlanan bir uçuş gerçekleştiriliyor. Ancak uçan otomobil fikri hiç bitmiyor. Özellikle milenyum çağıyla birlikte ivme kazanan uçan otomobil çalışmalarında gelinen son nokta Icon A5. Yaklaşık 8 yıllık bir çalışma sonrasında Icon Havacılık tarafından geliştirilen A5, ilk müşterisi EAA Young Eagles Başkanı pilot Sean Tucker'a teslim edildi. Mucit Kirk Hawkins tarafından tasarlanan Icon A5, şimdiden 1500 adetlik ön siparişle 400 milyon dolarlık gelir sağladı. Üretim için yeni tesislerine 350 milyon dolar yatırım yapılan Icon A5, amfibik bir araç. Hem havada hem de bir jet ski gibi suda gidebilen A5, karadan kalkıp suya inebiliyor. Veya tam tersi, sudan kalkıp karaya inebiliyor. İniş ve kalkış için 250 metrelik bir mesafeye ihtiyaç duyan A5, bir depo yani 75 litre benzinle 550 kilometre uçup saatte 193 kilometre hız yapabiliyor. A5'in tehlike derecesi de normal bir otomobilden daha az. Çünkü hava yastığı ve paraşütü var. Icon A5'in rakibi olan diğer projeler Terrafuja Transition, Liza Koya, Aeromobil gibi uçan otomobil çalışmaları sürerken karada gidebilen farklı araçların da gökyüzüyle buluşturulması için araştırmalar yapılıyor. Bunlardan biri de İngiltere merkezli Mallory Aeronautics firması tarafından geliştirilen Hoverbike yani uçan motosiklet. Projenin mimarı Yeni Zelandalı Chris Mallory, fikrin hayvan sürüleri ve tarım arazilerini gözetlemek amacıyla doğduğunu belirterek, küçük ve ucuz bir hava aracı inşası için yola çıktıklarını söylüyor. Aslında uçan motosiklet de pek çok başarılı proje gibi küçük bir garajda, oldukça mütevazı şartlarda temeli atılanlarda. Hoverbike, toplam bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü ve dünyanın ilk uçan motosikleti olma özelliğini taşıyor. Motosikletin basitliği ve helikopterin özgürlüğünden hareket edilerek tasarlanmış. Küçük insansız hava araçları dronların insanlı modeli de denebilecek quadrocopter gibi uçabilen bu hava aracı, uçak gibi ileri hareket edip istendiğinde havada helikopter kabiliyetine sahip olarak belli noktada asılı kalabiliyor. Hem insanlı hem de insansız uçabiliyor. İlginç görünüme sahip olan uçan motosikletin uzaktan kumandalı modeli ise pilotlu uçuşa geçmeden önce deneme uçuşunda kullanılıyor. Buster isimli kukla pilotla test uçuşlarına devam eden Hoverbike şimdiye kadar çok iyi bir performans sergiledi. Üretilen ilk prototipi test etmeye devam eden Amerikan ordusu yetkilileri bu araçla bir gün bataklık gibi tehlikeli arazilerde askerleri taşıyabileceklerini düşünüyor. Uçan motosiklet Hoverbike, benzinli bir motorun 4 elektrikli pervaneyi harekete geçirmesiyle çalışıyor. Tek ve iki koltuklu olmak üzere iki ayrı model olarak tasarlanan araç, saatte 96 km hız yapacak ve tek yakıt tankı ile 148 km menzile sahip olacak. 30 litrelik yakıt tankına ilave olarak istenmesi halinde ikinci yakıt tankı da eklenebilecek. Hoverbike, tek yakıt deposuyla yaklaşık 1 saat havada kalabilecek.